bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. ProBel firmasındayız. Gelmişken İzmir'den de bir firmada işler nasıl dönüyor? Bilişim dünyasında son gelişmeler nasıl? Bu işin içinde olan bir firma yöneticisi olarak Ziya Hocamı ziyaret edelim ve kendisinden bazı soruları sorarak bilgiler almaya çalışalım istedik. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Ziya Hocam, öncelikle sizin ağzınızdan sizin kariyer geçmişinizi, yaşadıklarınızı şöyle hızlıca alabilir miyiz? Teşekkür ederim öncelikle bizlere böyle bir vakit ayırdığınız için. Ben 1990-94 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde üniversite eğitimi tamamladım. 94-98 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılım ekibinde görev aldım. Bu arada 1,5 yıl askerlik görevimi ifa etmiş oldum. 98 yılında Savaş Bingöl arkadaşımızla beraber ProBel firmasını kurmak nasip oldu. Çok firma şükür. 98'de kuruldu yani. Firmamızın kuruluş tarihi 98. Neredeyse 20 yıl olmuş hocam. Evet, bu 19. yılı tamamladık. 20. senenin içine girdik. Çok şükür. Ve ProBel, profesyonel belediyecilik kelimelerin kısaltmasından gelen bir kısaltmanın birleşmesinden oluşmuş oluyordu. Ve iki kişiyle başladığımız yolda bugün yaklaşık 300'e yakın personelimizle sağlık ve yerel yönetimler belediye sektöründe hizmet vermekteyiz. İlk yıllar sadece belediye otomasyonlarıyla başlayan çözümlerimiz, yıllar içinde belediyenin hastanesine hizmet vermek üzere yazdığımız yazılım, 2000'li yıllardan sonra Sağlık Bakanlığı politikalarının değişmesiyle, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve özel hastanelerine açılmasıyla bugünlere gelmiş oldu. Hocam, nasıl görüyorsunuz sektörün durumunu? Malum Türkiye'de en büyük müşterilerden birisi devlet kurumları. Evet. Çok büyük paraların döndüğü bir sektör toplamına baktığınızda. Bilişim dünyası için bunun önemi nedir? Etkisi nedir? Ve bilişim dünyası nereye gidiyor? Kamu alanında, kamudaki bilişim dünyası açısından ne söylersiniz? Biz çok yakinen sağlık bilişimini son 15 yılını, 20 yılını yakinen takip eden bir firma pozisyonundayız. Ve Ziya Bolunov'da ben özellikle sağlık bilişiminde son 15 yıl bu sektörde görev almış oldum. Sağlık bilişimi aslında Türkiye'yi aşan bir noktaya geldiğini çok rahat söyleyebilirim. Yani biz 2001-2002'lerde bu yazılımı ilk Büyükşehir Belediyesi'nin Eşrefpaşa Hastanesi'ne gerçekleştirirken sadece faturalama modülünü devreye almıştık. Ama 2003-2004-2005'te elektronik medulla sistemlerinin başlamasıyla devletin yazılımları, devletin taleplerinin ve Sağlık Bakanlığı'nın e-dönüşüm, e-sağlıkta dönüşüm politikalarıyla bugün geldiği nokta, birçok Avrupa ülkesinde Türkiye'deki sağlık bilişimi çerçevesinde konsepte bir bütün entegre bir yazılım yok. Evet, ayrı ayrı farklı modüller var. Farklı firmalar işin farklı alanını yapabiliyor ama Türkiye'deki sağlık bilişimindeki firmaların geldiği nokta, sağlıktaki hem hasta kayıt, hem EMR diyoruz, hem laboratuvar, hem radyoloji, hem onu detaylı soracağım birazdan. Evet. Hastane bilgi sisteminden farklı ama şunu sorayım hocam. Genel teknoloji gelişimine baktığınızda Türkiye gibi ülkeler için bir yabancı yazılımı Türkiye'de ikame etme süreci var. Bir de sonra yurt dışına satma süreci var. Biz şimdi bu hastane bilgi sistemlerinde yabancı yazılımlardan tamamen ülkede kurtulmuş, kendi yazılımlarını üreten bir durumda mıyız? Ve yurt dışına sattığımız hastane bilişim sistemleri var.